Rusya'nın başkenti Moskova Tigritik randevunun ilan edilmesiyle Ermenistan'da göstericiler sokağa fırladı. BBC bir günkü görüşmeyle ilgili söylentilerin bir veya iki haftadır Ermenistan medyasına dolaştığını ve nihayet doğrulandığını bildiriyor. Yerel medya ise Azerbaycan'a yine toprak verileceğini ve bazı yerlerin iade edileceğini yazıyor. Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından gözler bir gün bir kez daha Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelecek haberlere çevrildi. Rusya lideri Vladimir Putin, bir gün Moskova'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir araya geliyor. Savaşın kazananı Aliyev'e kaybedeni Paşinyan, 10 Kasım'da silahların susmasından bu yana ilk kez aynı masaya oturup ateşkes anlaşmasını gözden geçirecek. Rus medyası Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan lideriyle görüşmeden önce Moskova'da kurmalarıyla bir dizi toplantı yaptığını bildiriyor. Haberlere göre Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrus, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Gizli Servis FSB'nin Direktörü Alexander Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Yöneticisi Sergen Narishkin ile buluştu. Kremlin, bugünkü kritik randevuda Putin'in hem Azerbaycan lideri Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yapacağını da duyurdu. Paşinyan'ı taşıyan uçak bu sabah Moskova'ya indi. Yerel medya, sabah daha gün ağarmadan başkent Erivan'da Paşinyan'ın konvoyunun havalimanına ulaşabilmesi için yolların kesildiğini aktarıyor. Moskova'daki buluşmanın haberi Ermenistan'da bomba gibi patladı. Yerel medyada Azerbaycan ve Rusya ile yeni bir yenilgi anlaşmasının imzalanmasının korkusu net şekilde görülüyor. Paşinyan'ın 9 Kasım 2020'deki hezimet anlaşmasını imzalamasıyla öfkeli göstericiler Erivan'daki parlamentoyu bastı. Göstericiler haftalar boyunca istifa için sokaklara döküldü. Kremlin'in duyurusundan önce açıklama yapan Nikol Paşinyan, yeni anlaşmaların gündemde olmadığını ve ateşkesin ayrıntılarının konuşulacağını söyledi. Ermenistan Başbakanı esir askerler, tutuklular ve cenazelerin teslim edilmesi halinde ulaşım ve ticaret yollarının yeniden açılmasının yeniden gündeme gelebileceğini de savundu. Paşinyan'ın sözcüsü Manegoryan ise Moskova'da Dağlık Karabağ'daki toprak sorunlarıyla ilgili hiçbir belgenin imzalanmayacağını, ekonomik konuların masaya yatırılacağını aktardı. BBC, bugünkü görüşmeyle ilgili söylentilerin bir veya iki haftadır Ermenistan medyasına dolaştığını ve pazar günü yapılan açıklamalarla doğrulandığını bildiriyor. Paşinyan ve ekibinin tepkileri yatıştırma çabalarına rağmen pazar günü Erivan'da göstericiler bir kez daha sokağa indi. Adalet Bakanlığı önünde toplandı. Azerbaycan ile yeni bir anlaşma imzalanması yönündeki iddiaları açıklama isteyen protestocular, bugün imzalanacak anlaşma taslağının Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğine inanıyor. Çeşitli kaynaklara göre Ermenistan Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddia edilen belgelerde şu noktalar yer alıyor. Ermenistan ile Azerbaycan ve Nahçıvan'ın birbirine bağlayan bir koridorunun açılması, Ermenistan'ın bazı topraklarının Azerbaycan'a nakli, Dağlık Karabağ'dan Ermeni birliklerin çekilmesi. Protestocuların basındaki eski Adalet Bakanı Ruben Melikyan, Moskova'da Ermenistan için yeni bir aşağılayıcı anlaşma planlandığı yönündeki haberlerin resmi olarak reddedilmesini talep etti. Bunun üzerine halil hazırdaki Adalet Bakanı Rüstem Badasyan protestocuların karşısına çıktı. Azerbaycan'la ilgili hiçbir gizli anlaşma olmadığına dair güvence verdi. Halktan Telegram kanallarındaki bilgilere güvenmemesini istedi. Buna karşın Ermenistan medyasına yansıyan haberlerde kuzeydeki Tavuz'dan güneydeki Süyünik'e kadar birçok yerdeki köylerin Azerbaycan'a iade edileceği belirtiliyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ermeniler ise bugün Paşinyan'ı ziyaret sırasında istifaya davet etmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada araçlara yapıştırılan Paşinyan fotoğrafları paylaşıldı. 9 Kasım tarihinde imzalanan tarihi anlaşmayla Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakların büyük çoğunluğunu resmen geri aldı. Agdam, Kelbeşer ve Laçin çevresindeki işgalci Ermeniler 1 Aralık 2020 tarihine kadar çekildi. Azerbaycan askerleri bölgeye yerleşti. Anlaşmayla Dağlık Karabağ'daki çatışma hatlarına 1960 Rus Barış Gücü askeri yerleştirildi. Ermenistan ve Hankendi arasındaki Laçin koridorunun güvenliği de Ruslar tarafından sağlanıyor. Türkiye ise anlaşmanın gereği olarak Rusya ile birlikte Dağlık Karabağ sınırında kurulan ateşkes gözlem merkezinde askerleriyle yer alıyor. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.